Merhaba sevgili seyircilerimiz, ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Manisa Televizyonu ekranında kent ve ekonomi programıyla canlı yayınımızda bugün bir kez daha sizlerin karşısında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii hemen hemen her gün biliyorsunuz ağırlıklı olarak gündemde konuşulan konuları bulmaya, seçmeye, sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz ama biz anlatmıyoruz elbette. Yine her biri kendi sektöründe, kendi alanında uzman, yetkin, deneyimli isimleri burada sizlerle buluşturuyoruz. Ve bunu yaparken de hem kentimizden, bölgemizden, Manisa'dan, İzmir'den, genel olarak ağırlıklı tabii Ege bölgesinden ama zaman zaman ulusal gündemlerimiz de olmuyor değil elbette. Birazcık aslında piyasaların genel durumuna bakmaya gayret ediyoruz. Değişen koşulları burada kıyaslayarak sizlerin dikkatine sunmaya çalışıyoruz. Bir yandan da tabii ekonomi piyasalarında zaman zaman para piyasaları ve daha çok önemsediğimiz reel sektör, esnaf ne durumda? Bu sorulara yanıtlar bulmaya gayret ediyoruz. Bugün de ağırlıklı olarak gayrimenkul sektörünü, emlak sektörünü konuşacağız. Bu alanda gerçekten deneyimli, yetkin bir isim, başarılı da bir isim. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, emlak ofisi sahibi Müjde Uygur. Bizlerle birlikte Startkey ofisinden. Müjde Hanım hoş geldiniz, merhabalar. Çok mersi, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun güzel davetiniz için. Her zaman seve seve. Sizden bugün farklı konularda değişik bilgiler alacağız, güncel haberler alacağız. O nedenle de mutluyum. Eminim yani zekanız hızlı çalıştığı için zaman zaman çok hızlı konuştuğunuzu bilir çevrenizdekiler ama bugün mümkün olduğu kadar belki birazcık daha yavaşlayarak tane gayret edeceğinize eminim. Şimdi dilerseniz ilk olarak tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün biliyorsunuz ekranların karşısına geçti ve özellikle reel sektöre, esnafa dönük bazı önlemleri açıkladı. Bunların arasında kira desteği başta olmak üzere bir takım bilgiler verdi. Bu da demektir ki pandemi sürecinde özellikle küresel salgının başladığı, içinde bulunduğumuz yılın Mart ayının ortalarından bugüne kadar gelen süreçte sizin sektörünüzde de dinamikler çok farklı yönlere evrildi. Zaten inşaat sektörü, emlak sektörü devinimi yüksek bir alan. Dolayısıyla dış faktörlerden kolaylıkla etkilenebilen kırılgan da bir alan. Bir de bunun içerisinde yakın zamanda 30 Ekim'de ne yazık ki İzmir'de yaşadığımız ve hepimizi gerçekten derin üzüntülere gark eden bir İzmir depremi olunca dinamiklerin bu kez farklı boyutları da ortaya çıkmaya çalıştı. Bugün programımızın akışı içerisinde hepsine yavaş yavaş değinelim istiyorum ama öncelikli olarak pandemi ya da küresel salgın alışa geldiğimiz, bildiğimiz piyasada, emlak kalıpları içerisinde. Önce İzmir için konuşmuyorum ama genel olarak Türkiye ölçeğinde alışkanlıklarda ne tip değişkenlikler yarattı? Ve özellikle emlak piyasasının ekonomik anlamda da nerelere doğru evrildi? Onunla başlayalım, bir durum değerlendirmesi yapalım. Tabii ki. Şimdi öncelikle tabii tüketicilerin satın alma ya da kiralama taleplerinde çok büyük değişiklikler oldu bu süreçte. Sonuçta yaşadığımız konutların ne kadar önemli olduğu hem sağlamlık açısından hem de bize keyif veren yaşam alanımızın daha uzun süreli yaşadığımız alanlar olarak tüketici eğilimlerinde çok büyük farklılıklar. Evlerimize, konutlarımıza bakış açımızı tamamen değiştirdi değil mi? Kesinlikle. Artık sadece işte akşamları evimize geldiğimiz, sadece televizyonumuzu izlediğimiz ve akabinde yattığımız konutlar konut anlayışından değil, tamamıyla yaşam alanı tabii ki ve yaşamımızın artık kalbine geldi. Kalbinde, merkezinde bulunduğu için tamamıyla çok büyük değişiklik. Özellikle geçen Mart'tan itibaren. Tabii ki çok yakın bir dönemde 30 Ekim 2020 saat 14.50'den sonra da yaşadığımız çok büyük bir felaket İzmir'deki. Bu depremden sonra da İzmir için hiçbir şey artık aynı olmayacak. Pandemi de eklenerek. Bu da tamamıyla emlak sektörüne, gayrimenkul sektörüne, kendi sektörümüze ve insanların bakış açısını kesinlikle değiştirdi. Şu anda yapılan kiralamalarda ve satın almalarda bu tarihten önce sadece tapuya bakar iken şimdi ilk önce kişiler oturacakları veya sahip olacakları evin bir hasarsızlık durumunu inceler oldular. İlk önce onu istiyorlar eskiden şu anda bizden. Çok da fazla sorulan bir soru değildi değil mi? Yani çok da fazla değil. Dürüst olmak gerekirse hiç önceliğimizin içerisinde değildi. Evet. Biz işte tapusunu isterdik, oturma raporunu isterdik, işte tapusundaki durumlara bakardık ama hiçbir talep, yani hasarsızlık, binanın hasarsızlığı ile ilgili ya da hasar durumu ile ilgili hiçbir taleple karşı karşıya kalmazdık. Ama şu anda önceliği kişilerin güven içerisinde oturabilecekleri. Keşke bu başımıza bu olay gelmeden önce oluşan tabii bir bilinç olsaydı. Tabii ki, tabii ki, kesinlikle. Bununla da teselli bulmak zorundayız. Tabii en azından ki. Bu bilincin oluşması için
Aynen öyle. Her bisiklette derler ya. Aynen öyle. Artık tüketici bilinci çok daha farklı noktalara gelir durumda. Dolayısıyla artık daha güvenli yeni binalar da otursunlar. İnsanlar dikey büyümeden ziyade yatay büyüme, bahçeli konutlar, iki katlı evler, müstakiller. Evet. Çünkü bu pandemiyle depremi birleştirdiğiniz zaman gerçekten son 7-8 aydır insanların psikolojisinde de çok büyük negatif değişiklikler oldu. En azından bu anlamda site yaşantıları, müstakil evler, yeni konutlar, talep, daha fazla talep tabii ki kesinlikle başladı. Kesinlikle bu şekilde. Tabii takdir edersin ki özellikle İzmir'de bir de ikinci konut ve yazlık konut alışkanlığı çok yaygındır. herkes için öyle. Şimdi mesela bu yıl benim de bir gözlemim, yazlıklardan çok insan dönmedi kışlık konutlarına. Orada devam etmeyi seçtiler. Aynen öyle. O da aslında bu güvenlik arayışının kesinlikle bir parçası galiba, değil mi? Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun. Şu 6 aylık yani pandemiden ve özellikle depremin de etkilediği sonuçta istatistiksel sonuçlara bakıldığı zaman özellikle kiralama artışlarının en yoğun olduğu yer İzmir'de Çeşme. Evet. Tamamıyla söylediğine paralel bir nokta bu. Çeşme, Urla, akabinde Çiğli. Evet. Buradaki Çiğli'nin gelmesi, Narlıdere'nin ve en sonunda çok enteresan bir nokta var, Menemen. Bu bölgelerde işte Ulukent'tir, Çiğli'de yeni yapılaşmadır, Seyrek ve Sasalı'dır. Dolayısıyla tabii ki hem şehrin dışında ama yeni konutlar, aynı zamanda müstakil konutlar, evet, yatay yapılaşma. Evet. Bu rakamlar özellikle talebin bu tarafa doğru ciddi oranda arttığını gösteriyor bize. Ama mesela Menemen gibi bir bölgeyi düşündüğümüzde imara açılacak konut alanlarının tarımsal arazilerden seçilmemesi ve bu alanda da hassasiyet gösterilmesinin çok doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü malumun İzmir'de yaşadığımız deprem aslında İzmir depremi değildi. Uzmanlarımız bunu özellikle altını çizerek söylüyorlar. Çünkü Ege Denizi'nin neredeyse karşı yakayı da yani Samos'u da etkileyebilecek derinliklerinde oluşan bir deprem ne oldu ve nasıl oldu da 80 kilometre ötede Bayraklı'da sadece yıkıma neden oldu. Neden merkez üssü olan Seferihisar'da tek bir bina yıkılmadı da Bayraklı bölgesinde yıkıldı? İşte orada da yeniden zemin dayanıklılığı. Altyapı ve zeminle alakalı tamamıyla. Sorusunu gündeme getiriyor. Dolayısıyla Menemen senin de çok iyi bildiğin gibi İzmir'in en mümbit, en verimli ovalarının da başında gelir. Çok ciddi verimli tarımsal arazilerin olduğu kesinlikle bir bölgedir. Evet, kent dışında bir banyo olarak düşünelim, yeni alanlar açalım, yeni cazibe merkezleri yaratalım, modern konutlar, toplu konutlar inşa edelim, dikey yapılaşma yerine evet yatay yapılaşmayı özendirelim, kesinlikle, daha fazla yeşil alanı, bahçeyi, otoparkı, sosyal donatıları mutlaka bunun içerisine koyalım ama bunu yaparken de işte o zemin güvenliğini, zemin etüdünü göz ardı etmeden mümkün olduğu kadar tarım alanlarından uzak duralım. Aynen öyle. Biraz bu konudaki gözlemlerini de paylaşmanı rica edeceğim bizimle. Çünkü o bölgeyi çok yakından tanıyorsun. Evet, tabii ki. Şimdi süreç şöyle ilerliyor. Karşıyaka, Mavişehir, Çiğli bölgesinden sonra Kuzey Aks'ta bakıldığı zaman yerleşim alanları artık Çiğli'den sonra işte Ulukent, Seyrek ve dolayısıyla Menemen'e kadar uzanıyor. Kesinlikle seninle aynı fikirdeyim. Seyrek bölgesinde özellikle tarıma çok açık daha ovalarımız mevcut ama Menemen'de artık o şekilde değil. Yani bildiğin kayalık zeminler merkez vesaire daha merkez biraz için daha konuşuyorum. Doğru, dolayısıyla yeni yapılaşmanın Kuzey Aks'a doğru arttı. Bir de dolayısıyla fiyat performans bakıldığında yeni yapılaşma ama Ulukent ve Menemen hala bir Karşıyaka, bir Mavişehir standardında yani fiyat anlamında yoksa imalat ve içerik anlamında söylemiyorum bunu. Tabii ki de sonuç itibariyle kalite olarak kesinlikle değil. Sonuç itibariyle artık yapı denetim firmaları tarafından yapılan her şey denetlendiği için her şeyin artık olması gerektiği gibi olduğu için yeni binalarda özellikle 1990'dan sonraki yapılaşmalarda fiyat olarak daha uygun olduğu için tabii ki tercih sebebi oluyor. Şimdi zaten o tercihi de belki şöyle açıklayabiliriz. Bir defa benim çocukluğuma gidecek olursak işte şimdi Mavişehir, Atakent olarak bildiğimiz bölgeden sonra Çiğli'ye kadar hemen hemen hiçbir yerleşim yoktu. Ben hemen oraya yakın oturuyordum. Yani önce Venedik sitesi olarak yapıldı biliyorsun. Sonradan o kanallar doldurulmadı, öyle kaldı. Sonra Mavişehir yapıldı ve ardından Ataşehir derken Çiğli'ye doğru uzanan bir bölge adeta birleşti. Şimdi bu kent içindeki farklı tabii aksların oluşmasına, farklı yerleşim alanlarının oluşmasına yol açtı ama duayen gayrimenkul
Uzmanları hep şöyle söylerler. Eğer yatırım amaçlı bir yer alacaksanız, arsa, konut veyahut da iş yeri, mutlaka kentin bittiği yerleri seçin. Çünkü kentin bittiği yerler yenileri başlayacak çünkü. Yeni gelişimin açılacağı noktalar demektir. Kesinlikle. Menemen, Seyrek, bahsettiğim bölgeler bu tanıma çok uygun yerler. Kesinlikle. Dediğin gibi şu an için kalite olarak Mavişehir'den, Bostanlı'dan çok aşağı bir inşaat kalitesinde asla aşağı kalmasa da, geri kalmasa da sadece şehrin biraz daha uzağında, merkezinde olmadığı için belki fiyatlar çok uygun ama bugün alınacak fiyatlar yatırım için sonra size çok ciddi karlar getirebilir. Doğru mu? Kesinlikle. İzmirli'nin birazcık son dönemde bunu aştığını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü eskiden işte bir 15 dakikalık, 20 dakikalık mesafe insanların gözüne ay burası çok uzak, mesafe çok uzak dediği ya noktada. Ya da merkezde değilim. Evet, merkezde değilim dediği noktada. Şimdi yaşanan bu olumsuzluklar yaşam tercihlerini bu anlamda olumlu yönde değiştirme noktasında. 15-20 dakika karşılığında yaşayacakları yeşil alan, müstakil yapı ya da yeni yapılar ve fiyatları daha uygun olduğu için tamamıyla tercih sebebi oldu diyebilirim. Ama haklılar da, haksız kesinlikle da değiller. Çünkü kesinlikle. Eskiden sözünü ettiğimiz o bölgelerde çok fazla cazibe merkezi olabilecek tesis yoktu. Hı hı. Yani sadece bir yapılaşmanın olduğu yere gitmek istemiyor insanlar. Restoranıyla, kafeteryasıyla, alışveriş merkeziyle, her şeyi var artık. Doğal yaşam alanlarıyla ona pek çok seçenek sunabileceği alanları yaşamak istiyor. Çünkü evlerimize daha çok vakit geçiriyoruz. Öyle değil mi? Daha konforlu ve keyifli yaşam alanları oluşturmaya kesinlikle gayret ediyoruz. Bence o bölgede, banyolarda insanlara aradıkları her şeyi sunduğunuzda zaten merkeze olan bağımlılıkları düşecektir. Aynen öyle. Şimdi de olmaya başladı, tabii görüyoruz. Ki, tabii ki. Yani altyapısından, doğalgazına, marketlerine kısaca bir yaşam alanı oluşturduğunuz zaman o 15-20 dakikalık mesafe artık gittikçe insanların gözlerinde kapanır hale geldi. Ve ulaşabildiğiniz yer, ulaşamadığınız yer sizin değildir. Aynen öyle. Dolayısıyla artık hem arabayla gitmesi, çevre yolu bağlantısı, trafik açısından çok avantajlı. Çok avantaj. Hem artık İzban bağlantıları, toplu ulaşım bağlantıları da var. Eskiden öyle bir şans da yoktu. Tabii. Dolayısıyla artık oralara, İzmir'in merkezine gitmekten daha kolay. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle hafta sonları o keşmekeşten. Tabii ki eski hali şu anda pandemi dolayısıyla o hafta sonları o keşmekeşten. Hiç çıkamıyoruz. Keşke biraz çıkabilsek ama. Haklısın. Evet. Şimdi devam edelim. Farklı yönlerine de bakalım bu işin dilersen. Şimdi yatırım amaçlı olarak özellikle konut, iş yeri ya da arsa sahibi olmak isteyenler de sizinle mutlaka iletişime geçiyorlar. Onlara hem danışmanlık veriyorsunuz hem bu anlamda profesyonel uzmanlığınızı sergiliyorsunuz. Malum bankaların kredi faizleri de çok ciddi uygun denilebilecek seviyelere düştü. Hem pandemiyi hem depremi düşündüğümüzde ben yatırım amaçlı olarak bir bölgeyi satın almak istiyorum veyahut da kiralamak istiyorum. Ne yapmam lazım? Nasıl bir yol izlemem lazım? Size geldim, beni nasıl yönlendirirsiniz Müjde Hanım? Şimdi şöyle, benim küçük bir burada bir gözlemim var. İlk önce onu paylaşmak istiyorum. Tamam. Bu pandemi döneminde, hala devam edegelen pandemi döneminde ekonominin hızlanmasıyla ilgili bir dönem hatırlar mısın? Faiz oranlarında yakın bir dönemde böyle avantajlı bir faiz oranları hatırlarım, oldu. 0.64'lere inen. Bundan birkaç ay öncesinden bahsediyorum. Çok uzun bir çok süreç değil. Oranları evet, yani. Ama burada bu çok kısa süreçli ekonominin hızlanması amacıyla yapılan eylem şu anda uzun dönemde çok hızlı bir karşılık vermedi. Çok hızlı bir karşılık vermedi ve şu anda hem alıcı anlamında, yani sizin gibi böyle yatırım amaçlı bir şeyler arayan müşteriler anlamında, hem de biz emlak ofisi sahibi ya da gayrimenkul danışmanları anlamında olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Şu şekilde. Nasıl oldu? Bu avantajlı kredi döneminde yapılan suni alımlar, çünkü faiz oranı çok düşük. İşte elimizde şu kadar paramız var, onu alalım, bunu alabiliriz vesaire gibi bu suni alımlar mal sahiplerinin, inşaat firmalarının, müteahhitlerin rakamlarını, gayrimenkul fiyatlarını çok yükseltti. Ve bu nasıl olsa faiz düşük, ederinden daha yüksek rakamlar telaffuz edildi. O makası biraz aslında oradaki avantajı ortadan kaldırdı. Kesinlikle. Öyle ve o hala devam ediyor özellikle İzmir'de. Yine biraz istatistiksel konuşacağım. Ekim 2019'a bakıldığı zaman, yani bir önceki yılın İzmir'deki konut satışlarıyla şu anda 2020 Ekim'iyle kıyasladığımız zaman yaklaşık %30 anlamında bir konut satışında bir düşüş var. Evet. Ben onu buna bağlıyorum. Çünkü rakamlar oradaki hala tüketicinin temkinli davranması veya biraz daha beklemesiyle açıklanabilir herhalde. Ve bu da çok yani anlaşılabilir sonuç bir durum. Sonuç itibariyle hala çünkü bir rakamlarda
Oturmadı. Evet. Tabii ki rakamlar hala yüksek. Çok reel düzeyde bir henüz. Tabii ki ve süregelen süreç içerisinde bu 30 Ekim depreminin de yaşanmasıyla hasarsız konutlarda, yeni konutlardaki fiyat artışı, kira artışları, kira rakamlarının artışları da onun üzerine eklendiğinde bir de şu andaki faiz oranları o dönemle kıyas kabul edilmeyecek kadar yüksek ve süreç sürekli değişiyor. Ekonominin içerisinde bulunduğu durum, doların dalgalanması, evet, bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman tüketici de ister anlamı... istemez bir değil mi? Temkinli olma, bekleme duygusunu yaratıyor. Kesinlikle. Evet. Yani orada 1-2 ay içerisinde ekonominin hızlanmasına yönelik yapılan bir hamle şu anda hali hazırda devam ede gelen yükselemeyen bir şeyi ilmeğini talebi gösteriyor. Veya ilmeğini kesinlikle. Gösteriyor. Ben böyle düşünüyorum. Ben de %100 katılıyorum söylediğine. Aslında yine kendi içimizde de bir dönemde bunu sektörel anlamda arkadaşlarımızla konuşurken değerlendirmiştik. Evet, belki bir şok etkisi yaratması için, çok hızlı bir destek olması için orada konut faizlerinde, beklentilerin de üzerinde cazip bir orana düşüldü ama çok sanal alımlar oldu, çok yapay alımlar oldu. Zamanlama açısından dediğin çok böyle beklenen o şok etkisini yaratacak bir durum oluşturmadı. Çünkü tüketici bekliyor biraz daha dediğin gibi fiyatların oturmasını, reel düzeylere gelmesini. Şimdi turist oranlarının, yerli ve yabancı turist oranlarının yüksek olduğu yerlere baktığımızda kiralamalar düzeyinde kira piyasasının da hareketli olduğunu söyleyebiliriz ama başka bir pencereden baktığımızda öğrenciler şu anda uzaktan eğitim görüyorlar. Mesela başka şehirlerde okuyan öğrencilerimiz için de öyle bir talep söz konusu olmadığı için orada da kiralar neredeyse askıya alınmış durunda. Yani böyle biraz karışık bir süreç. Bir arz talep meselesi tabii evet, ki. Evet, o arzın ve talebin çok değiştiği, konjonktüre göre değiştiği bir süreç yaşıyoruz. Bu da biraz kafa karışıklığına yol açıyor. Her şey karıştı ben çünkü. Ben de açıkçası. Kesinlikle çünkü her şey karıştı. Pandemi sürecinde nasıl hareket edileceği, evet. İşte 30 Ekim'den sonra neler yapılması evet. gerektiği. Mesela dinamikler turistle, birbirini çok itiyor çünkü. Kesinlikle mesela turistlerle ilgili özellikle İzmir'de İranlı turistlerin bir de biliyorsunuz şimdi $250,000 ödeyerek bir gayrimenkul alarak bir vatandaş. Evet bu gerçekten bizim sektörümüzü hızlandıran dinamitlerden biriydi ama pandemi sürecinde maalesef bunun da önü kesildiği için burada da mesela yarım kalındı. Dolayısıyla şu anda ekonominin bulunduğu durum, pandemi, deprem çok karışık. Haklısın. Çok o zaman benim kafam karışık olması da herhalde çok yadırganacak bir durum olmasa gerek. Hazır seni bulmuşken ben de kafamdakileri sorayım, öğreneyim istiyorum. Lütfen. Ne yalan olsun. Peki bir reklam arası zamanımız gelmiş. Reklamları verelim. Sonrasında devam edelim. Değerli seyircilerimiz, Emlak Ofisi sahibi Müjde Uygur bugün bizlerle birlikte daha ağırlıklı olarak küresel salgın sürecinde değişen gayrimenkul trendlerini, eğilimlerini konuşuyoruz. Burada tabii tüketiciler açısından onların gözüyle bakmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizi sizler izliyorsunuz. Sizlerle birlikte hepimiz de aslında birer tüketici yönümüyüz de tabii ki bu işe bakmak durumundayız. Lütfeder ekranlarınızın karşısında programımızın ikinci bölümünde de bizlere eşlik etmeyi sürdürürseniz Kent ve Ekonomi Manisa Televizyonu ekranında canlı yayında devam edecek efendim.